Herkese merhaba. Bugün sizlere bu minik çantamın yapımını anlatacağım arkadaşlar. Daha önce Instagram hesabımda paylaşmıştım. Çok fazla sorulanların arasından bir tanesi de bu çantam. Şu şekilde astarsız bir çalışma. Çıt çıt ile nasıl başlıyorum, kaç zincirle başlıyorum, hepsini arkadaşlar detaylarını anlatacağım. Ben şöyle turuncu renkte çalışacağım bu defa. Tığımın numarasını göstereyim hemen. Arkadaşlar 3 milim 5 numara diye bu tığlardan alabilirsiniz. Bu tığlar gerçekten katip örüyorsanız işinizi ciddi derecede kolaylaştıracak. İplerimi de çile halinde alıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yumuşatma yapmıyorum. Şu şekilde çilesini de göstereyim sizlere. Bu şekilde alıyorum arkadaşlar, yumak haline getiriyorum. Daha sonra da direkt örüyorum. Yumuşatma gibi bir işlem yapmıyorum arkadaşlar ben. Tercih etmiyorum ama dilerseniz de siz yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çekime başlamadan önce ben sizlere çantamın ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle en olarak arkadaşlar 16 santim, boy olarak da 21 santimlik bir çanta olmuş. Zincir sayısını arkadaşlar ben bunda 25 tane zincirle başlamıştım. Ancak benim bu ipim şimdiki başlayacağım ipime göre biraz kalın. Şimdi zincirimizi çektikten sonra şu şekilde ölçeceğiz. Belki birkaç zincir daha fazla yapacağım. Çünkü bu ipim ince olduğu için biraz küçük düşecektir. Şöyle arkadaşlar bakın. Başlangıçta bir tane zincir çekiyorum. Kilit zincirimi yaptım. Orta gevşeklikte, yani ne çok sıkı ne çok gevşek olmamak şartıyla zincirlerimi yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar siz sayılarına göre yapın ama ölçüyü de kullanmakta fayda var. Çünkü bu katiplerin biliyorsunuz bir standardı yok. Kimisi ince çıkıyor, kimisi kalın çıkıyor. Bayağı bir fark oluyor yani aralarında. O öyle durumlarda biraz daha zincir sayımızı arttırabiliriz. Zincirlerimi çektim arkadaşlar. Şimdi ben bir zincirlerimi sayayım. Arkadaşlar ben zincirlerimi saydım. Bakın. Tam buna denk geldi ama ben ipim ince olduğu için 1-2 zincir fazla yapmak istiyorum. Çünkü bunu üstüne sık iğne gittiğimizde biraz toplayacak. Şimdi ben burada 24 zincirim vardı. 25, 26, 27 tane zincirle başlamak istiyorum. Hatta 28 olsun. Sayı bu çantada çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar bakın. 28 tane zincirimi çektim burada. Hemen bu son zincirimin bir yanındaki zincirin tepe noktasına batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu zincirlerimin üzerine sık iğne yaparak sıra başıma doğru gidiyorum. Bu tarz çantalarda arkadaşlar taban örümü yok. Bakın şu şekilde sık iğne yaparak başlıyoruz. Sıra sonuna geldiğinde bir dönme işlemimiz var bizim orada. Dönüş için arttırma yapacağız. Oradaki püf noktaları gösterdikten sonra çantamızda herhangi bir arttırma ya da eksiltme olmadan devam edeceğiz. Bunu aynı zamanda kılaç çantaların taban kısmında da kullanıyoruz arkadaşlar. Direkt sık iğne olarak bu sistemle devam edip üzerine kapak yapıp kılaç çantada yapabilirsiniz. Tabi zincir sayılarını da kendiniz ayarlarsınız. Kılaç çantalarda yanlış hatırlamıyorsam 50-55 kadar zincir, yine tekrar belirteyim, İp kalınlığınıza göre değişir ama 50 kalınsa 50, ince ise 55 zincir kadar yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde sık iğnemi yaptım. Videoyu kesmek istemiyorum. Zaten basit, kolay yapımı kolay bir çanta olduğu için çok uzayacağını zannetmiyorum. Siz de benimle birlikte örün arkadaşlar. Sohbet ede ede devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim. Hanımlar.
Şimdi hanımlar, buraya dikkat. Bakın şurada benim bir tane kilit zincirim vardı. Onun üzerine bir zincirle başlamıştık. Hemen bu kilit zincirimin üzerindeki zinciri arkadaşlar sık iğnemi yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum aynı noktaya. Ve bir tane daha yapıp arkadaşlar karşı tarafa geçişimi sağlıyorum. Yani ben burada bir dönüş yaparak karşı tarafa geçiş yaptım arkadaşlar. Şuradaki kalan ipi de içinden yürütelim ki temiz bir çalışma olsun. Çünkü bu çantalara astar yapmayacağımız için içinde ip kalıntıları olmasın. Şimdi buradan dönüşüm sağladım arkadaşlar. Buraya bir tane sık iğnemi yaptım ve aynı ilk sırada ne yaptıysak arkadaşlar, bu sırada da sık iğne yaparak çantamızı devam ettiriyoruz. Bakın buradaki sık iğnelerin tam karşısına tekrardan sık iğne yaparak sıra başımıza doğru gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle biraz net çekmek istiyorum. Bakın bu üst sıradaki yaptığımız sık iğnelerin karşı kısımlarına sık iğneleri yaparak bu sırayı bitiriyoruz. Ben bu sırayı öreyim arkadaşlar. Şuradaki sıra başına geldiğimde burada da bir arttırma yapacağız. Orayı göstereyim size. Evet arkadaşlar, sıra başıma geldim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada benim İlk yaptığım sık iğnenin tam karşısında bir nokta var. Bakın. Tam şu kısma arkadaşlar bakın şu sık iğnenin tepe noktasına değil. Burada ilk yaptığım sık iğnenin karşı noktasına bir tane sık iğnemi yaptım. İkincimi yaptım. Üçüncümü yaptım. Ve dönüşümü sağladım burada. Şimdi arkadaşlar burada şu kısma değil de bunu ilk size gösterdim sık iğne buraya batmayacağız dedim sık iğnenin tepe noktasına değil de hemen yanındakine batarak bu mini çantamızdaki artık tabanın ikinci sırasına geçmiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar her iki köşede de üçer sık iğne yaparak dönüşümü sağladım. Bu etaptan sonra arkadaşlar hiçbir şekilde arttırma yok. Hiçbir şekilde başka bir işlem yok. 3 sıra kadar böyle sık iğnemizi yapıp model yapımıza geçeceğiz. Ben şimdi bu sırayı da bitireyim arkadaşlar. Şu sıraya geldiğimizde nasıl dönüşümüzü yapıyoruz onu da göstereyim. Aslında direkt örerek geçeceğiz ama yeni başlayanlar için bu kısmı da göstermek istiyorum ben. Evet arkadaşlar. Bu sırayı da ördüm. Tabandaki ikinci sıramı. Hani biz burada ilk 3 tane sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıp dönüşümüzü sağlamıştık. Şimdi bu sık iğnelerin üzerine arkadaşlar tekrar her sık iğnenin tepe noktasına bir tane sık iğne yaparak dönüşümüzü sağlıyoruz. Bundan sonra arttırma olmadığı için arkadaşlar bunu ördükçe bu çanta toparlanacak ve şu çukurluk yani şu çukurluğu elde etmiş olacağız biz. İlk sırada öyle bir üçer tane her iki başta da arttırma olduktan sonra herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Bakın arkadaşlar bu sırayı örüyordum. Üzerine sık iğneleri yaptım. Karşı tarafa geçtim. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da örüyorum arkadaşlar. Şu sıraya geldiğimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sıramı da ördüm. Bakın aynı şekilde o ilk sırada yaptığımız 3 tane arttırmanın üstüne her bir noktaya tekrardan sık iğnelerimi yaparak çantamı örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bakın hiç bir şey yapmıyoruz bundan sonra. Yani ben burada ilk sıramı yaptım, ikinci sıramı yaptım. Bir sıra daha bu şekilde ördükten sonra biz artık modelin yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Bu sık iğneleri 3 sıra yapıyoruz tabanda bu çantada.
Bakın. Şurada ben 3 sıra kadar bu şekilde örüyorum. Ondan sonra da bu saçakları yapmaya geçiyoruz. Şu şekilde çantamız ördükçe içe doğru toparlanıyor. Bakın ben size söylemiştim zaten. Çantamı birkaç ilmek fazla başladım. Hemen hemen aynı oldu bu çantayla. Çünkü bu ipim inceydi biraz. Şimdi ben bu sırayı da yapayım arkadaşlar. Ondan sonra model kurulumuna geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben 3 sıra sık iğnemi gittim. Şöyle çukurluğum oluştu. Böyle minik bir tabanı elde ettim. Şimdi örnek yapımına geçiyorum. Burada dikkatli olalım arkadaşlar. Şu şekilde parmağımın üzerine ipi alıyorum. Arkadaşlar bakın. En son buraya sık iğne yapmışım. Parmağımın üzerine ipimi alıyorum. Bu şekilde burada tutuyorum. İpimin üzerinden hemen yan kısımdaki sık iğneye batıp bir sık iğne yapıyorum. Yine böyle parmağımın üzerine alıyorum arkadaşlar. Yavaş çekmek istiyorum ki anlaşılır olsun istiyorum. Aynı ölçüde olması için arkadaşlar şöyle dengeli iplerinizi aynı ölçüde yapmaya çalışın ki zaten de parmağımızın ölçüsüyle düzgün düşecektir. Evet arkadaşlar şuraya bakın hemen yanındaki sık iğneye batıp hemen tığımın üzerine parmağımın üzerine alıyorum ipimi tığımı üzerinden atıp yanındaki sık iğneye batıp püsküllerimi bu şekilde arkadaşlar bütün sıra boyunca yapıyorum. Bakın püsküllerim oluşmaya başladı. Biraz daha çekmek istiyorum. Şöyle yakın parmağımın üzerine ipimi aldım. Hemen üstünden atlayarak püskülümü yaptım. Aslında çok inanılmaz basit bir örnek. Hatta bu örnek lif örneği diyebiliyorum. Büyüklerimiz lifler yapıyordu. Bunlar çok da güzel köpürü. Şu an trend çantalardan bir tanesi oldu bu lif örneği. Çok çantada detay olarak kullanılıyor. Bu mini çantada da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde arkadaşlar ilk sıra püsküllerimi bitireyim. Şuraya geleyim. Burada ne yaptığımızı anlatayım size. Evet arkadaşlar. Bu sıramı da dolaştım, bitirdim. Artık son püsküllerimdeyim. Buradan sonra arkadaşlar bu püsküller bittikten sonra bir sıra sık iğne gideceğiz aralara. Daha sonra tekrar püskül yapımına geçeceğiz. Bakın burada benim arkadaşlar şurada bir püskül yapmışım. Son bir tane sık iğnem kaldı. Ona da son püskülümü yaptım. Bu etaptan sonra zaten bu kısma geliyor arkadaşlar bağlantı noktalarımız. Hemen üst kısmını arkadaşlar bu yaptığım püsküllerimin üst kısmına bir sıra sık iğne yaparak bu sıramda devam ediyorum. Bundan sonraki etapta arkadaşlar bir sıra püskül bir sıra sık iğne olarak devam edecek. Ta ki istediğimiz boya gelene kadar öreceğiz bu şekilde ve çantamızın da böylece çukurlu oluşmuş olacak. Derin bir telefon, işte anahtar, minik bir cüzdan alabilecek kapasitede bir çanta oluyor bu çanta. Gayet kullanışlı oluyor. Şimdi arkadaşlar ben bu sıradaki sık iğnelerimi de yapayım. Sıra başına geleyim. Tekrar bir sıra püskülü nasıl kurduğumuzu anlatayım. Ondan sonra da gerek kalacağını düşünmüyorum zaten. Püsküllerimizi bitirdikten sonra şu sık iğne kısmına nasıl geçiyorum?
tığlaması, kordon kısmı onları anlatayım size. Evet arkadaşlar, bir sıra sık iğnemi de dolaştım. Bu sıramı da bitirdim. Tekrar bir püskül yapımına geçiyorum arkadaşlar. Aynı alt sırada ne yaptıysak arkadaşlar aynı şekilde bu sırada da püsküllerimin yapımına geçiyorum. Bir sıra püskül, bir sıra sık iğne olarak bu çantamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yok. Arttırma, eksiltme, herhangi bir işlem yok. Bu şekilde arkadaşlar ördükten sonra şöyle tığımızı geçirip püsküllerimizi biraz böyle aşağıya çekiştirmekte de fayda var. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramı da bitireceğim. Daha sonra tekrardan bir sık iğne, daha sonra yine aynen bu sırada başladığım gibi püsküllerimi yapımına istediğimiz boyuta gelene kadar örebilirsiniz. Çantamın ölçülerini zaten videonun başında vermiştim. Ama siz dilediğiniz ende ve boyda yapabilirsiniz. Kaç gram ip gittiğini de soracaksınız. Ben bu çantayı yaptıktan sonra tartmadım arkadaşlar. Tartım videoların sonuna doğru ne kadar ip gittiğini de belirtirim. Paylaştığım videonun açıklama kısmına da yazarım arkadaşlar. Tahminim buna yani 150 gram kadar falan ip yeterli olur. Böyle arkadaşlar çantamızı örelim, bitirelim. Püskülleri bittikten sonra dediğim gibi kalan kısmını anlatayım size. Evet arkadaşlar, ben çantamı ördüm. İstediğim boyuta geldi. Bu etaptan sonra sık iğne yapımına geçeceğim. O kısmını da size kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü yeni başlayan arkadaşlarım kafası karışıyor. Onlar için küçük de olsa bu detayı çekmek istiyorum. Usta arkadaşlarım bu kısımları hızlı bir şekilde geçiştirebilir. Ne yaptık çantamızı başladığımızda arkadaşlar? Önce 3 sıra sık iğne yaptık. Daha sonra bir sıra püskül, bir sıra sık iğne olarak çantamızı tamamladık. Ben çantamı biraz bu defa büyük yaptım. Biliyorsunuz videonun başında da demiştim. İpim biraz ince, biraz da büyük yapmak istedim bunu. O yüzden fazla zincir sayısıyla başladım. Siz istediğiniz zincir sayısında başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sık iğne de göstereyim arkadaşlar. Son sırada püsküllerimi yaptım, bitirdim arkadaşlar. Bakın bu etaptan sonra bu şekilde sadece arkadaşlar sık iğne yaparak devam ediyoruz. 4 sıra kadar sık iğne yapacağız. 4 sıradan sonra bir sırada tığlama işlemi yaparak çantamızın yapımını bitireceğiz arkadaşlar. Bu sık iğneleri yaparken herhangi bir arttırma ya da azaltma yapmıyoruz. Veya bir bağlantı noktamız yok. Spiral bir şekilde devam ederek bitiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sadece sık iğne ile devam edip bir sırada tığlama yaparak çantamızın tamamını bitirmiş oluyoruz. Daha sonra da kordon yapımına geçeceğiz. Kordonu nasıl yapıyorum, nasıl monteliyorum? O kısımlarını da göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın. Bu şekilde 4 sıra kadar sık iğnemi yapacağım. Zannediyorum ki şu kadar daha yükselecek. Daha sonra bir sırada tığlamamı yaptıktan sonra çantamın yapımını bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Ondan sonra da sizlere kordon yapımını göstereceğim. Şimdilik bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Kordon yapımında buluşalım. Evet arkadaşlar, çantamı bitirdim ben. Son aşamasına geldim. Buraya 4 sıra kadar sık iğnemi de yaptım. Bu etaptan sonra size hızlıca tığlamamı nasıl yapıyorum onu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, buraya geldik. Sıra bitiş noktama. Devam etmiyorum. Tam tersi istikamette tığlamamı yapıyorum. Bir tane aradan atlıyorum. İpimi biraz serbest bırakıyorum. Bir tane aradan atlıyorum. İlmek. Bir yanındaki ilmeğe batıp şöyle yakın çekmek istiyorum. Arkadan ipi
İpin üstüne tığımı atıp çekiyorum ve örüyorum. Yine ipimi birazcık serbest bırakıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıp bakın tığımı üst tarafından alıp çekip tığlamamı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu çantamın en son bitiş noktasını tığlama yaparak tamamlıyorum. Daha sonra da kulp yapımını nasıl başlıyorum, nasıl devam ediyorum onu göstereceğim size. Hemen arkadaşlar videoyu bölmek istemiyorum. Çünkü burası çok çabuk bitecek. Tığlama bittikten sonra size sıra başında bağlantıyı nasıl kuruyorum tığlamada onu da göstereyim. Çok basit, çok kolay bir çanta, herkesin yapabileceği. Eminim kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz. Ben bunu biraz büyük yaptım. Birazdan size kordonumun ve çantamın ölçülerini de vereyim. Ölçülü çalışalım. Çünkü katipleri her zaman diyorum bir standart yok. Kimisi kalın, kimisi ince çıkıyor. Bakın arkadaşlar şimdi sıramın bitiş yerine doğru geliyorum. Bu tığlama hem çantamızın bitiş kısmını böyle güzel bir görüntüye sahip ediyor. Hem de ağız kısmını biraz toparlıyor. Daha derli toplu oluyor çantanın ağız kısmı. O yüzden bu tığlamayı tavsiye ederim hepinize. Genelde ben bütün çantalarımda kullanıyorum. Evet arkadaşlar son noktaya geldim. Bakın arada bir tane ilmeğim var. Şuradan ilk başladığım ilmeğin iç kısmından tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi arka tarafından çekip bir tane zincir çekip sıkılamamı yapıp tığlama işlemimi bitiriyorum. Buradan sonra burayı keseceğim ve kestiğim ipi de iç tarafında gizleyeceğim. Şimdi kordon yapımına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben kordonumu ördüm, bitirdim. Hemen size kordon yapımına geçmeden önce çantamın ölçülerini ve kordonumun ölçülerini vermek istiyorum. Arkadaşlar bu çantam benim 18 santim olmuş. Sıra başında, videonun başında kaç zincirle başladığımı söylemiştim sizlere. Boyu da 21 santim olmuş. Şurada. Kordon boyunu istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Çantanın boyunu da istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar kordonum da 137 santim olmuş. Ben biraz uzun yapıyorum ki çünkü dikerken bu kısmında şöyle bir bağlantı kurup şu kısımdan dikeceğim çantaya daha şık görünsün diye. Hemen kordon yapımımıza başlayalım. Kordonlarımı Evet arkadaşlar. Kordonlarımı yaparken ben uç kısmında biraz ip bırakıyorum arkadaşlar. Dikerken burada ip bağlantısı yapmamak için. Hemen başlayalım. Bir tane kilit zincirimi çektim. Sıkıladım kordonun uç kısmını. İki tane zincirimi çektim. Arkadaşlar şu zincirin bir alttaki zincirin tek kanadına batıp iki tane ilmek çıkardım. Hemen çeviriyorum. Şu altta bir tane kesik çizgimiz var arkadaşlar ilk başlangıçta. Ona batıp ipimi çekiyorum. Tekrar çeviriyorum. Bu defa bu alt kısımda iki tane kesik çizgimiz var. Bu kesik çizgiye batıp çıkartıyorum ve örüyorum. Çeviriyorum. Her defasında arkadaşlar bakın iki tane kesik çizgimiz oluyor burada. Batıp çıkarıp örüyoruz. Çeviriyorum. Bakın kesik çizgilerden battım. İlmek çıkarıp ördüm. Kordonumuz bu şekilde arkadaşlar. Bitene kadar bu işlemden başka işlem yapmıyorsunuz. Böyle her defasında çevirerek kordonumuzu tamamlıyoruz. Gayet örümü kolay bir kordon. Herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Zaten biraz kordon örümünde büyüyünce kordon örümü daha kolay oluyor. Kafanızda oturuyor model. Bakın arkadaşlar hep bu iki tane kesik çizgiye batıp ilmek çıkararak kordonumuzu tamamlıyoruz.
Bunu clutch çantaların çoğunda kullanabilirsiniz. Sağlam bir kordon oluyor. Hem de çok şık duruyor. Bu şekilde örüp elde tutmalı clutch çantalara şöyle bir araya bağlayıp elde tutmalı bir kordon da yapabilirsiniz. Çapraz asmalı kordon da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kordon. Ben çok seviyorum. Çantalarımda da sık sık kullanıyorum bu kordonu. Şuradan tekrardan arkadaşlar göstereyim. Çeviriyorsunuz arkadaşlar. İki kesik çizgiye batıp örüyorsunuz. Kordonumuz bu şekilde devam ettirerek istediğiniz boyuta geldiğinde arkadaşlar bir zincir çekip kesip ipinizi bitirebilirsiniz. Ben bu kadarın yeterli olacağını düşünüyorum. Çok da sıkmak istemiyorum videoyu uzatıp. Bakın şöyle arkadaşlar. Çok bir de tok bir kordon oluyor bu. Dikimini de yaparken arkadaşlar şöyle ucu küt bir iğne kullanıyorum. Etamin iğnesi. Bana bununla ilgili çok soru geliyor. Kalın iğneyle dikseniz daha rahat olmaz mı diye. Kesinlikle hayır. Kalın iğneyle gerçekten kağıt ipi dikmesi zor oluyor. O yüzden bu ucu küt etamin iğnelerini tavsiye ederim sizlere. Evet arkadaşlar, kordon dikmeyi de göstereyim size. Şimdi kordonun ucunda ip bırakmıştım zaten dikiş için. Şu şekilde arkadaşlar küçük bir kısmını kordonumun üstüne getiriyorum. Burada bir halka oluşturacağım sabitlemek için. Şu şekilde kendi ipiyle aynı noktada gidiş geliş yaparak burayı sıkılaştıracağım. Daha sonra da aynı ipim ile çantaya sabitleyeceğim. Kağıt ipi yapması arkadaşlar o kadar zor ki gerçekten, hele de çekimlerde daha da zorlaştırıyor işimizi. Şu şekilde biraz arkadaşlar alt kısma doğru indiriyorum iğnemin ucunu. Çünkü alt kısımdan sabitleyeceğim. Evet, en alt kısma geldim. Bakın ipim bu uç kısımda, buradan çantamı sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle çantamın uygun olan kenar kısmına denk getiriyorum. Ve kordonumu sabitlemeye başlıyorum. Böyle birkaç kere diktiğimiz zaman yeterli olacaktır kendi ipiyle. Sağlamlığında emin olduğumuzda dikme işlemini bitirebiliriz. Siz başka dikme yöntemleri de uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde uygun gördüm. Bu şekilde yaptım. Dilerseniz bir aksesuar falan da kullanabilirsiniz. Böyle arkadaşlar bakın. Bir kere daha diktiğimde yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü bu küçük bir çanta olduğu için zaten içerisine isteseniz de çok fazla bir ağırlık alamayacaktır. O yüzden bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde dikme işlemini de yaptım. Çantamı tamamlamış oldum. Çantamız bittikten sonra üzerine bir tülbent örtüp ütüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu çantada ben çok ütüye gerek duymadım ama yine de buharlı bir ütü basmakta fayda var diye düşünüyorum. Çantamızı yaptık arkadaşlar. Bitirdik. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Ha, unutmadan şu kısmını da göstereyim. Ben bu çantam için şu şekilde dikmeli çıtçıtlar aldım. Kendi ipiyle yine bu çıtçıtları buraya sabitliyorum. Ama dilerseniz ben Instagram hesabımda da sık sık gösteriyorum çıtçıt montelemeyi. Aynı ipiyle 5'e 5 sık iğne şeklinde bir kare örüp öbür çentikli çıtçıtları onun üzerine sabitleyip buraya da dikebilirsiniz. Ben bunları uygun gördüm bu minik çantaya. Bunları kullandım. Hangisini isterseniz karar size kalmış. Videomu beğenip kaydetmeyi unutmayın lütfen. Köşede çıkan zil sesine de basarsanız benim paylaştığım tarif videoları telefonunuza bildirim olarak gelir. Haberdar olmuş olursunuz.
Emeklerimi karşılığını alabilmem için de lütfen ufak da olsa bir yorumunuzu bekliyorum YouTube'dan. Çok teşekkür ederim hepinize. Kolaylıklar diliyorum.